Cizre'de bugün bir asker ve bir polis şehit oldu. Yaralı olduğu iddia edilen teröristleri almaya giden güvenlik kuvvetlerine roket atarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri ağır, 5 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralıların bulunduğu bodrum katı asker ve polislerimizi tuzağa çekmek için kullanıldı. Yani yaralı gerçekten var mı? Yaralı var mı diyorlar. Yaralı var diyorlar. Atıyorlar. Evet. Askerin merhametini kullanıyorlar. Evet. Çok şık olmuş. Bayağı güzel olmuşsun. Gel. Bu da onların kahpeliğinin bir başka yansıması. İşte artık bunlar tecrübe olacak. O tecrübeler iyi değerlendirilecek. Aslanlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah. Ailelerine, annesine, babasına, yakınlarına, sevenlerine de sabrı cemil, bereketli, uzun bir ömür istiyorum Rabbimizden. Yaralılarımız alınmıyor dedin, 10 günden beri ağlıyorlar, öyle mi? Oraya asker de gidiyor, bir sefer de asker. Şimdi asker bundan sonra ne yapması gerektiğini görmüş oldu. Ona göre Avrupa'ya da bu konu şimdi pek aktarılmaz. Hükümetin böyle bir konusu yok. Yani bunu aktaracak bir sistemi olması lazım. Bunun halledilmesi lazım. Ya PKK'nın şu son kahpeli inanır gibi değil. Bak diyor ki bizi kurtarın diyor, ölüyoruz, geberiyoruz diyor. Asker gidiyor, askeri vuruyorlar. İki askerimiz şehit ettiler. Ama herhalde askeri de tecrübe olmuştur. Bu alçakların karakteri hakkında daha çok bilgi sahibi olmuş oldu. Bir de bunları savunanlar da utansınlar. O askerlerin kanı onların üstünde şu an.